Merhaba arkadaşlar. Bugün Phrasal serimize devam ediyoruz. Phrasal verb'lerden keep var. Yine sınavda çok çıkan keep phrasal'larına bakacağız. Keep run, keep at, keep away, keep down, keep off, keep back gibi keep in. Bunların hepsine bakacağız bakalım. Mümkün olduğu kadar fazla bakmaya çalışacağız. Hangisiyle başlayacağız? Keep run. Yani keep something around. Ne demek bu? Hazırda tutmak, hazırda bekletmek değil mi? Students should always keep a dictionary around. Ne dedim az önce bak? Keep something around. Keep a dictionary around. Hani hazırda tut o dictionary'i diyor. Students, öğrenciler should always keep a dictionary around. Hazırda tutmalı her zaman. Bir sözlük hazırda tutmalılar diyor. So that böylece. So that, such that bunları gördük gramerde. So that böylece demek. Hani sın diye. Ne sın diye? They can look up unfamiliar words. Fark edebilmek için ya da bakabilmek için, araştırabilmek için değil mi? Sözlükten alışık olmadıkları kelimeye, sürekli maruz kalmadıkları kelimeye bakabilmeleri için hazırda tutmalılar diyor. Keep around, keep something around, keep a dictionary around. Sözlük hazırda bulundurmak, hazırda bulundurmak değil mi? Keep at ne demek? Bırakmamak, terk etmemek. Tabiri caizse kulağı tersten gösterirsek sürdürmek. To keep at something is to preserve. Hani saklamaya, korumaya devam etmek gibi bir anlam var. You should, yapmalısın sen. Ne yapmalısın? Keep at. Bırakmamalısın, terk etmemelisin, sürdürmelisin yani. Neyi? Your hard working ya da your studies. Çalışmanı, çok çalışmanı devam ettirmelisin, sürdürmelisin. Keep at, bırakmamak, sürdürmek. Keep away ne demek? Away, daha önce ne dedik? Take videosunda. Take away demiştik mesela değil mi? Away uzaklaşmaktı. Take away neydi? Hani elinden almak, uzaklaşmak ya da bir sayıyı çekip çıkarmaktı. Peki keep away ne demek? Uzakta kalmak, uzak durmak. Away uzak, uzakta tutmak gibi bir anlam var. To keep something away is to prevent access to it. Hani bir şeyi önlemek için onu uzakta tutmak. Keep the kids away. Çocukları uzakta tut. Uzakta kalsın çocuklar diyor. Neyden? From demiş. The fireplace. Şömineden ya da heater. Isıtıcıdan ya da heating stove. Değil mi? Isıtıcı sobadan ya da stove. Stove soba demek. Sobadan uzak tutmak lazım çocukları diyor. Ya da sobadan uzak tutun çocuklar diyor. Keep away. Uzakta kalmak. Uzakta dursunlar. Veya you should keep yourself, kendini uzakta tutmalısın, away from the bad people, mesela kötü insanlardan ya da kötü insandan uzak tutmalısın kendini. You should keep yourself away, keep somebody away, değil mi? Keep back, keep back, bunu filmlerde duyarsınız mesela. Keep back from the girl, kızdan uzak dur, değil mi? Uzak durmak, keep back, hani güvenli bir mesafede durmak, uzakta güvenli bir mesafede kalmak gibi anlam var. Hani stay away, get off ta dolaylı olarak bu anlama geliyor ama hani stay away from my family mesela, ailemden uzakta kalıyor. Keep back from my family. Keep back daha çok temasta ama stay ise daha çok hani tehlike anında kullanılır. O yüzden keep back ile stay away, uzakta kal ya da kendini uzakta tut gibi anlamları karıştırmamak gerekir. İkisi birbirine çok yakın. Hani bir cümlede baksanız native olmadığınız sürece ayırt etmeniz zor. Zaten birlikte de çok çıkmazlar ama keep down, keep back uzak kalmak. Ama stay away daha çok tehlike anında kullanılıyor. Keep down, alçakta tut değil mi? İçeride tut, aşağıda tut gibi anlamları var. Keep down, keep down the cost. İşte maliyeti aşağıda tutmak, maliyeti minimuma indirmek, maliyeti azaltmak gibi anlamları var. Keep down your head ya da keep your head down, başını aşağıda tut değil mi? Bu da aslında kötü davranışlardan uzakta kalmak, uzakta durmak gibi de anlaşılabilir. Mesela keep your voice down, sesini alçalt değil mi? Sesin alçakta kalsın. Keep down, aşağıda tutmak. Keep in, saklamak, alıkoymak. Keep somebody in mesela, alıkoymak, birini alıkoymak, birini gizlemek, birini saklamak. She keeps her jewelries in the box. Mesela işte o mücevherlerini kutunun içinde saklıyor, alıkoyuyor değil mi? Keep in the contact, keep in touch, temasta kal, kontakta kal gibi bir anlamı var. Keep off, keep off, yaklaştırmamak, uzakta durmak. Mesela çimlerin üzerine basmayın değil mi? Keep off the grass, çimlerden uzak dur değil mi? Basma, yaklaşma, çimlere gelme diyor. Keep your hands off, mesela elini sürme, elini uzak tut gibi bir anlam var. Eline vurursun, mesela işte yemeğe tadanmak istersiniz. Anneniz veya eşiniz size der ki elinize vurup keep your hands off, elini uzak tut
gibi bir anlam var. Biraz argo ama hani keep your pelvis off. Mesela işte Çeko patilerini, Çeko elini ayağını, Çeko ön ayaklarını der gibi bir anlam var. Argo. Bunu da filmlerde duyarsınız. Keep your paws off. Paw pati demek işte ön ayaklar vesaire ayak ya da işte hayvan ayağı, kedi patisi gibi bir anlam var. Paw'un. Biraz argo ama hani bunu da bilin, buradan aklınızda kalır işte keep off. Keep off hani kes, kapat, bırak, uzakta dur gibi bir anlam var. Keep on ise hani devam et, sürdür gibi bir anlam var. Keep on doing, yapmaya devam et. Keep on saying, söylemeye devam et. Keep your eyes on, gözün üzerinde tut. Hani gözün üstünde tutmaya devam et. Göz kulak ol gibi bir anlam var. Keep out mesela. Keep out da keep away ile yakın. Keep away ne dedik biz? Keep away uzakta kalmak, uzakta durmak değil mi? Önleme amaçlama. Hani dedik ya keep the kids away from the fireplace. Çocukları şömineden uzak tut. Keep out o da hemen hemen aynı anlamda. Mesela keep out the dog ya da keep the dog out of the kitchen. Mesela mutfaktan uzak tut o köpeği diyor. Bunlar da keep ile ilgili. Keep'in arkasına geldiği zaman anlamı değiştiren ya da öbeği belli bir temaya yaklaştıran öbek fiiller, phrase'ler, phrasal verb'ler. Keep out, keep on, keep around, keep at, keep away, keep back, keep down, keep in, keep off. Bunların hepsini saydık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.